Temel Teknik YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda Tüpraş hisse senedinin teknik analizine bakacağız. Videomuz yatırım tavsiyesi değildir. Arkadaşlar daha önce de defalarca tüpraşla ilgili gerek canlı yayınlarımızda gerekçe videolarımızda tüpraş üzerinde güzel fiyatlandırmaların olacağını aslında bir nevi dile getirmeye çalıştık. Özellikle fiyatımıza baktığımız zaman tamam fiyatımız 172 değerlerinden itibaren bir geri dönüş yaşandı. Ta ki bu süreç içerisinde fiyatlandırmalarda arkadaşlar kayıplarda yaşadık. Bu kayıpları tekrardan kazanmak için şu anda sizlerden gördüğü gibi ara bir yükseliş trendi üzerinde fiyatlandırmaların hızlandığını görebilirsiniz. Aynı zamanda aşağıdan gelen bizim bir yükseliş trendimiz vardı. Bunun üzerinde fiyatlandırmaları yapmaya çalıştıydı. özellikle dün kağıdımız düşüşte. Bunu aslında bir nevi baltalamış oldu diyebiliriz. Ancak bugün kağıdımıza baktığımız zaman arkadaşlar artıda göstermekte ve 150 değerinde bir fiyat olarak devam ediyor. Fiyatımıza baktığımız zaman normalde bizim aslında aşağıdan gelen trendin de bir nevi üzerinde tutunmaya çalıştığını görebilirsiniz. Buraya bir iğne attı. Şu anda fiyatımız aslında 151 civarlarında değerli dostlar. Bizim bu gün içerisinde kapanışımızı biz eğer ki endeks bazlı bir sıkıntı olmazsa bu yükselen trendimizin üzerinde kapatmayı düşünüyor ve bu şekilde de olacağını tahminimiz aslında yüksek olarak gösteriyor. 21 günlük, 55 günlük ağırlıkta ortalamalarımıza baktığımız zaman yukarı doğru olduğunda sizler de zaten bu fiyatın buradan gelebileceğini, buralara çıkabileceğini e, tahmin edebilirsiniz. Eğer ki dediğimiz gibi bugün buralarda kapatma yaparsa arkadaşlar, bu hafta içinde yani hafta sonuna doğru cumaya kadar fiyatlandırmaların hızlanacağı ve bunun üzerine bir tutunmalar yapıp tekrardan 156 civarlarına kadar gideceğini özellikle önümüzdeki hafta ve olumsuz bir dış haberler gelmediği sürece kağıdımızın buralarda bir kendini soluklayacağı, burada durabileceğini tahmin ediyoruz. Bunu bir de aşağıdaki makde RSI'mize baktığımız zaman, şurada gördüğünüz gibi RSI ve makde ağırlık ortalamasının kırdığını ve aşağı doğru negatif kadar gittiğini zaten görebiliyorsunuz. Ama bizim kağıdımız buradan itibaren tekrardan kırıp şu anda pozitif şey değerde bir fiyatlandırmalar güzel görünüyor. Maktiğimizde keza o şekilde yukarı doğru artışları ve tepe noktaları arayışlarına sürdürmektedir. Hal böyle olunca da kağıdımızda bir, bir günlük baktığımız zaman arkadaşlar kağıdımızın yine bu seviyelerde fiyatlandırmalar bu hafta sonuna kadar buralarda bir fiyatlandırmaları görmemiz işten bile değildir. Olası bir geri çekilme olursa borsada klasiktir olabilir arkadaşlar. Bizim aşağıda 148 seviyemiz güçlü bir destek haline gelmiş durumda. Bunun aşağısında bir kırmaları aslında görmemiz şu an için pek görünmüyor. Yani bizim kağıdımız normalde şu şekilde çıkması gerekirken biraz yatay bağlayıp tekrardan bu şekilde çıkmaya çalışacak, çalışacaktır. Bir de bunu bir saatlik bazına baktığımız zaman dostlar bir saatlikte özellikle bizim makde aray sayımız kırmış durumda. Bugün itibariyle baktığınız zaman şu noktadan itibaren negatif tarafa doğru gidiyor ama aray sayımız e pek negatife çıkacak gibi yani inecek gibi göstermiyor kendini. Yine pozitiften bir dönüş yapacağını tahmin ediyoruz. Keza maddemizi aynı şekilde tepe noktasını yapmış ve yine yukarıya doğru, pozifeye doğru gidecektir diye düşünüyoruz arkadaşlar. Son olarak 4 saatlik bakalım. 4 saatlikte bizim daha açık aslında gösteriyor buradaki olayımız, bir dakika olayımız bakın şu anda 151 civarına gelmiş durumda. Benim diğer ekranında arkadaşlar fiyatımız 150.6'larda görülmektedir. Yani tam şuradaki fiyatı görünüyor. Gün sonu kapanışlarımızı biz yine bunun üzerinden kapatacağını tahminimiz. Ve makde RSI'mize baktığımız zaman değerli dostlar bizim makde RSI'miz şu anda kırma noktasına geliyor 4 saatlikte. Eğer bu kırmayı yaparsa fiyatın aşağı doğru inmesi düşünebilir. Ama günlük bazda bunu tam tersine gösterdiği için buradan bir kırma yapsa bile tekrardan yukarı doğru çıkma ihtimali yüksek görüyoruz. Makdemiz negatif tarafta seyrediyor ama gün sonu kapanışımızda bunun tekrardan pozitif tarafta yukarı doğru atmasını bekliyoruz. Tekrardan günlük bazda dönecek olursak değerli dostlar günlük bazda hacmimize bakalım. Öncelikle dünkü hacim 29 milyonluk bir hacim söz konusu güzel bir hacim yapmış. Özellikle fiyatlandırma konusunda bu hacmimizin yüksek olması da kağıdımız aslında burada dün biraz düşüşünden kaynaklı olarak görünüyor. Ama daha önceki günlerde özellikle 3 Kasım itibariyle baktığımız zaman kağıdımızın 47 milyon daha sonra 37 milyon civarında bir hafif bir hacim düşüklüğü söz konusu olabilir. Ama bugün, yarın ve bir sonraki gün arkadaşlar kağıdımızın tekrardan hacimleneceğini tahmin ediyoruz. Değerli dostlar sizlere TÜPRAŞ hisse senedi hakkında yorumlar yapmaya çalışacak analizlerine bakarak. Kağıdımızı aslında bakıldığı zaman genel anlamda şu şekilde bir fotoğrafını sizlere göstermek istiyorum. Kuş bakışı. Kağıdımız gayet güzel bir şekilde yükselişini yapıyor. Hatta ve hatta şuradan e, tekrardan bir yüksek e, ana trend oluşturmaya çalışmış kendisi ve bunun üzerine de seyirlerini devam edeceğini tahmin ediyoruz. Bizim burada baz alacağımız fiyatlandırmalar 150 seviyesi ve arkasında da 138 seviyesi. Buralarda çok güçlü değilsek buraların aşağısına pek fazla gideceğini sanmıyoruz. Olası bir düşüş olursa özellikle e, burada bizim 150 kırarsa aşağıda yani 149'ları kırarsa 148'leri aşağı doğru gidip tekrardan buradan dönme ihtimali yüksek görüyoruz ama kağıdımız bu hafta içerisinde dediğimiz gibi tekrar olarak söylüyorum yükseliş trendimizi tutturacağını tahmin ediyoruz ve bunun üzerinden bir fiyatlandırmalarda görebiliriz. Benim anlatacaklarım bunlardır. Yorumlarınızı bekliyoruz. Kanalımıza destek için abone olup like atabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere esen kalın.